Dayanıklılık üzerine. Kararlılığın ve dayanıklılığın kuralına göre kendimizi bizi tehdit eden kötülüklerden ve sorunlardan mümkün olduğunca korumamız ve bizi yakalamalarından korkmamız yanlış değildir. Tersine, dürüst yollarla kötülüklere karşı korunmak övgüye değer bir niteliktir. Dayanıklılığın temel kuralı çaresi olmayan kötülüklere yiğitçe katlanmaktır. Sokrates, Platon'un diyaloglarında cesaretin düşmana karşı yerini sıkıca korumak olarak tanımlanmasıyla alay eder. Öyle mi? Öyleyse yerini bırakıp düşmanla çarpışmak da bir korkaklık olsa gerek. Darius savaş sırasında ordusu sürekli olarak geri çekildiği, göğüs göğüse savaşmaktan kaçındığı için İskit kralına sitem eder. İskit kralı kendisinin de adamlarının da korkmadıklarını ama bunun onların yaşama şekli olduğunu söyler. Çünkü halkının işlenecek toprağı, koruyacak bir şehri ya da evi, düşmana fayda sağlayacağını düşünecek hiçbir şeyi yoktur. Eğer boğaz boğaza gelmeye bu kadar can atıyorsanız der, atalarımızın mezarlarına gidin. Orada istediğinizi alabilirsiniz. Lauren de Medicis, İtalya'nın Mondolfo şehrini kuşattığı sırada kendisine doğru yönlendirilmiş bir silahın ateşlendiğini görünce korkuyla olduğu yerde sinmişti. Eğer bunu yapmasaydı, kafasının üstünü sıyırıp geçen darbe tam göğsünün ortasına isabet edecekti. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu hareketleri düşünerek yapmak imkansızdır. Bu kadar ani bir olay sırasında hedefin nereye isabet edeceğini nasıl tahmin edebiliriz? Hiç beklemediğim bir yerde ve zamanda kulaklarımın dibinde aniden patlayan bir silahın gürültüsüyle ürpermem doğaldır. Benden çok daha değerli adamların bile böyle bir durumda ürperdiklerini gördüm. Stoacılar, bilge zihinlerinin ani görüntü ve imgelere karşı koymasını beklemezler. Bir gök gürültüsünün ya da bir binanın çöküşünün insanı betini benzini arttıracak kadar heyecanlandırmasını doğal bulurlar. Eğer insanın fikri değişmiyorsa, aklı herhangi bir zarara ya da değişime uğramadıysa, ürkmesine ve acısına hiçbir anlam yüklemiyorsa, diğer heyecanları da doğal kabul etmek gerekir. Bilge olmayan birinin de ani bir olay karşısında heyecanlanması normaldir. Ama diğer heyecanları bilge insanlar gibi karşılayamaz. Çünkü heyecanın etkisi, bilge olmayan kişi için yüzeyde kalmaz. Aklını kuşatır. Onu zehirler ve bozar. Heyecanına göre yargılar. Heyecanına boyun eğer.